Anne bana yeni kalemli kazan hep eski mi? Sen beni sevmiyorsun. Ben gidiyorum. Anne bana yeni kalem lazım. Arkadaşlar size şimdi çok üzücü bir şey söyleyeceğim. Şuraya bakar mısınız Esma Nur'un bu kalemliği? Az önce yeni dönem için çantasını temizlemeye gitti. Kalemliğini görünce şok oldum ve de çok üzüldüm. Kalemleri mahvolmuş, silgileri mahvolmuş. Kalemleri hep böyle küçülmüş. Kalemliği mahvolmuş, eski püskü olmuş. Az önce kalem açmaya çalıştım bir tane. Kalem açacağı bozulmuş. Çocuk kalem açamıyormuş meğerse. Bu da para. Ondan sonra şu silgilerin haline bakın. Baksanız arkadaşlar, kalemi küçücük kalmış. Bana da hiç söylememiş. Benimle dikkatimden kaçmış. Şu an çok vicdan azabı çekiyorum. Çocuğum bu kalemlikle okula gitmiş. Şu kalemlerin haline bakın. Bitmek üzereler neredeyse. Tabii böyle sonuna kadar kullanıp bitirmesi çok güzel. Çok iyi bir şey. İsraf yapmamış benim çocuğum. O konuda onu tebrik ediyorum ve de takdir ediyorum. Bunları da kullanmaya devam ederiz aynı zamanda. Ama yine de yani anne bana yeni kalem al. Hani kalemlerin bitmek üzere falan diyebilirdi en azından. Silgiler artık kullanılmayacak neredeyse hale gelmiş. Ondan sonra yapıştırıcısı bitmiş. Şimdi açılmıyor. Bu nedir onu da anlayamadım. Bu da güzel silemeyen başka bir silgi. İşte böyle. Şimdi ben ne yapayım? Bu açacağın haline bak. Sürekli zaten kalemleri kırıp durdu bu açacak. Şimdi ben ne yapayım? Bana bir akıl verin. Bak burada kullanılacak olan kalemler var mesela. Bunları hala kullanabilir. Şu muhtemelen artık çürümüş. Ucu çünkü açılmıyor. Arkadaşlar... Şuna bakar mısınız ya? Bu ne? Yalnız ben bunu hatıra olarak saklarım. Bu burada kalsın. Esma Nur küçücük hale getirmiş. Şurada kırmızı kalemleri var. Onları da saklayalım. Şu silgi fena durumda değil. Onu da tekrar kullanmaya devam eder. Yok ben dayanamayacağım. Ben vicdan azabı çekiyorum. Benim hemen koşup gidip kızıma yeni bir kalemlik almam lazım. Sürpriz yapmam lazım. Okula yeni döneme bu şekilde başlayamaz. Kullanılabilir halde olanları da alırız. Ama işte kalemliğin içi de gördüğünüz gibi mahvolmuş. Muhtemelen şu bozuk olduğu için şu haznesi sürekli açılmış açılmış. Şu kalemliğin içine dökülmüş. Şu silgiyi getirdiği hale bakar mısın? Gidip hep yenilerini almak lazım. Böyle olmaz. Çok geç oldu. Akşam oldu. Fakat ben yine de gideceğim. Asla sabredemem. Bir koşu gidip bu saatte kırtasiye bulup çocuğa yeni bir kalemlik almam lazım. Bu arada Esma Nur'un kalemliğinde ne ararsanız var arkadaşlar. Fındık bile var. Bakın. Ben hemen hazırlanıyorum. Koşuyorum. Önce bir kırtasiyeyi arayayım. Ömer. Evet. Şuna bakar mısın? Ne olmuş ya? Baksana içine çocuğun kalemliğine hale gelmiş. Kalemlerinin halleri hepsi küçülmüş, eskimiş, silgileri yıpranmış. Bu halde çocuk bunu okula götürüyor ve bize de söylememiş bu zamana kadar. Yenisini alalım. İşte alalım. Şimdi şöyle bir planım var. Ben gideceğim. Saat 9'da kapanıyormuş kırtasiye. Sen burada Esma Nur'u oyala. Ben koşa koşa gidip yenisini alacağım. Geleceğim, tamam mı? Sürpriz yapacağım. Evet, sürpriz yapacağım. Biraz da belki kışkırtma yapabilirim. Çaktırmadan. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar dayanamadım çıktım. Bir an önce bu işi bu gece halletmem lazım. Gidip Esma Nur'u o kalemliği almam lazım. Ve kalemlerini. Kırtasiyeyi aradım. Bizim evimize yakın bir kırtasiye vardı. Kaçta kapatıyorsunuz dedim. Saat 9'da kapatıyorlarmış. Hemen fırladım evden. Yoksa içim rahat etmez. Uyuyamam ben bu gece. Mutlaka onu alıp Esma Nur'a vermem lazım. Bir gün daha okula o kalemlikle gitmemeli. Bakar mısınız? Gece gece karanlıkta düştüm yollara. Esma Nur'u da babasına emanet ettim. Şimdi koşa koşa kırtasiye bulmaya. Eyvah. Şu an korkuyorum gitmeye. Neyse cesaretimi toplayayım. Bana bir şey yapmazsın değil mi? Köpek kardeş. Hop. Hemen kaçıyorum. Esma Nur fark etmeden hemen gidip dönmem lazım. Esma Nur'u da Ömer'e emanet ettim. Arkadaşlar kapanmamış kırtasiye. Açıkmış. Ay boş yere koştum. Halbuki 5 dakikalık yol. Daha 15 dakika vardı çünkü kapanmasına. Bir sürü bisiklet var burada. Evet. İnşallah güzel bir şey bulurum.
Arkadaşlar işte kırtasiyeye geldim. Şimdi kalemlik arıyorum. Önce bir tane kalemlik bulalım. Ondan sonra da kalem bulalım. Ay ne güzel şeyler var. İnanmıyorum. Şurada sanki kalemlik görüyorum. Evet. Bakar mısınız? Çok güzel. Aa, çok güzel ya. Peluş. Çok büyükler ama ya. Çok ağır olur resim almak için bunlar. Şuna bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Böyle el çantası gibi aynı zamanda. Çok güzel. Hepsi çok güzel. Bu da mı kalemlik acaba? Evet bu da kalemlik. Bir açayım içini. Bu böyle set gibi. İçinde boyaları da var. Şuraya da ders programı. Şu tarafta da boya kalemleri var. Burada da makası, kalemi, cetveli. Bakın arkadaşlar burada da çok güzel. Çok güzel. Bakar mısınız şuna? Gerçekten at gibi. Herhalde bir. Ama bunlar çok büyükler. Aşırı derecede büyükler. Çok ağır olur çantada taşımak için. Ama çok güzeller. Esma Nur bunları görse bayılır. Ben de bayıldım. Hepsi birbirinden güzel. Seçmek zor olacak. Kaplanlı. İnanmıyorum. Kol çantası şeklinde. Çok tatlı. Bakar mısınız? Şu ileride de gördüm birkaç çeşit. Onlara da bakayım. Burası da kapanmak üzere. Muhtemelen beni bekliyorlar. O yüzden bir an önce... şurada da varmış bakın. Oradakiler daha güzel ama çok aşırı derecede büyüklerdi onlar. Barbie. Bunlar da çok güzel. Makyaj çantası şeklinde. Aa, böyle bir şey alabilirim. Hatta şuraya kalem açacağını koyabilir. Kalem açacağı bazen açılıyor. İçindeki tozlar dökülüp kalem kutunun içine mahvediyor. Çok kirleniyor onu. O yüzden böyle ayrı bir bölmenin olması iyi oldu. Buraya koyabilir. Şimdi hangisini alalım bilmiyorum. Siz hangisini beğendiniz arkadaşlar? Ben hepsini çok beğendim. Burada da yine sırt çantası şeklinde kalemlikler var. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Şunu mu alsam acaba? Ya da bunu mu alsam? Aslında onlar böyle parlak süslü şeylere de bayılır. Bu da olabilir. Neyse ben bunu alıyorum. Arkadaşlar sizce? Ay çantalar da çok güzel. Bir tane de çantamı alsam. Neyse abartmayalım. Zaten beni bekliyorlar. Birkaç tane de kalem alayım. Silgi alayım. Kalem açacağı alayım. Kalemlerin güzelliğine bakar mısınız? Biri birinden güzel. Ben şimdi buradan nasıl seçeyim de alayım? Çok tatlılar. Bunlar kalem açı. Bunlar kalemliğe sığmaz gerçi. Yani şu tarz bir şey alabilirim. Şunu alayım mesela. Uçlu kalem istiyordu. Şunlar nasıl? Şunu da alabilirim. Başka ne alabilirim? Burada da var. İnekli. Bir de normal kurşun kalemlerden alayım donutlu. Çeşitlere bakar mısınız arkadaşlar? Harika. Hepsi çok güzel. Normal kurşun kalem bulalım. Şu kurşun kalemlerden alayım. Bakayım bunlar resim kalemi mi? Normal klasik kurşun kalem alayım. Bir iki tane. Hatta üç tane alayım. Başka neler var? Silgili alayım. Evet. Şimdi silgi bulmaya. Ha silgiler de buradaymış. Silgi silgi silgi. Hangisini alsam? Sabun gibi görünüyor. Pembesi daha güzelmiş. Çok güzel. Bunu da alacağım. Yeşil de mi alsam? Yeşil de alayım. Bunlar da kalem açacakları. Çok güzel. Bu da çok güzel. Şöyle hazineli olsun çünkü. Bunu da iki tane alayım.
alayım. Bazen kayboluyor. Aa, bakar mısınız? Oje şeklinde. Bunu mu alsam? Zaten çantası da şey gibi. Makyaj çantası şeklinde. Rujlu silgi alayım. Oje şeklinde kalem açacağı alayım. Herhalde bu kadar. Şu an beni bekliyorlar kapatmak için. O yüzden çok detaylı bakamıyorum. Bunlar çok büyükler. Çantasına kalemliğine sığmıyorlar böyle büyük şeyler. Ağırlık oluyor. Hadi bitti. Ha, postiç alayım. Evde vardı gerçi. Arkadaşlar koşa koşa gittim. Kırtasiye malzemelerini aldım, geldim. Şimdi bunların hepsini bu kalemliğe yerleştireceğim. Öncelikle size göstereyim neler aldığımı. İşte çok tatlı kalemler aldım. Bakın kromi kalemler aldım. Bakın cupcake. Şu silgilerin güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Şey gibi böyle sabun gibi ama aslında silgi. Bir de şu silgilere bakar mısınız? Ne kadar tatlı, minicik minicik. Bu da dondurma. Bu da hamburger. Bu da dondurma. Bunlar yemek için değil tabii. Bu da ayakkabı şeklinde silgi. Bunlar normal kalemler. Şunlar da çok güzel kalpli. Uçlu kalem istiyordu. Anne ben artık büyüdüm, bana uçlu kalem al deyip duruyordu. Uçlu kalem aldım. Bunlar da şey, ne diyorlar bunlara? Açılmadı. Anahtar şeklinde ama aslında bunlar anahtar değil. Açamadım. Açar mısın? Bakın. Bu da şey kalem, pilot kalem. Getir ucunu. Bak. Ondan sonra kromiler. Şimdi bunların hepsini... Aa, bir de bunlar var. Bakın kitap şeklinde silgiler. Bunları şimdi bu kalemliğe yerleştireceğim. Esma Nur'a çok güzel bir sürpriz olacak. Ama öncesinde şey yapacağım birazcık böyle Esma Nur'u. Birazcık ufaktan bir kışkırtma yapabilirim. Bakalım duruma göre. Belki yaparım, belki yapmam. Şimdi içini boşaltalım. İçinde şeyler var. Ambalajlar. İnşallah bu kalemlerin hepsi yerleşir. Şundan şüpheliyim. Yerleşmeye. Şu kalemi de koymayalım. Çünkü bu mahvolur. Bunu böyle masanın üzerindeki kalemliğine koyabilir. Çok güzel. Çok sevinecek. Çok heyecanlandım. Ben çok severdim eskiden. Küçükken böyle kalemliğimin kalem dolu olmasını isterdim. Çok mutlu ederdi beni. Onları şuraya koyalım mı? Silgileri. Baksana içeride bölmesi var. Bütün silgileri... Şuraya koy. Sanki şuradan bir silgi geldi. Onu da şuraya koy. Bak bu da silgi, bu da buraya. Ay pardon. Şeyleri de, kalem açacaklarını da buraya koy. Kapatalım şimdi. Şimdi bunun içine makasını vesairesini falan da koyarız. Tamam. Şimdi de Esma Nur'u çağırma vakti. Öner. Sen şunu sakla. Ben şunu Esma Nur'u söyleyeyim. Esma Nur! Esma Nur. Ne oldu? Anneciğim bir kalemliğini alıp gelir misin? Bir kalem lazım da bana. Ha, gel bakayım. Ne yapacağım? Şey, içinden bir kalem alacağım da. Esma Nur. Hı. Senin bu kalemliğinin hali ne ve içindeki kalemler niye bu kadar mahvolmuş ve neden bu silgilerde perişan bir halde? Yapıştırıcın da bitmiş. Ne zamandır bu kalemlik böyle? Birinci sınıftan beri, yine başladığımdan beri. Sen hep bu kalemliği mi kullanıyordun böyle? Hı hı. Peki sen neden? Senden yeni bir kalem istemiştim. Başka bir gün demiştin, almamıştın. Unutmuş muyum yani? Hı hı. Anne bana yeni kalemli kalsın, hep eskimiş, büyümüş. Hep küçülmüş kalemlerim. Peritim de bitti. Hem hepsi... Yani baksana silgilerime. Bu zamana kadar neden söylememiştin? Hiç yürümüyor. Bu zamana kadar neden söylememiştin ki? Unuttum anne. Böyle bunları böyle bu zamana kadar kullandığına göre bundan sonra da kullanabilirsin anneciğim. Gerek yok şimdi. Boş yere para vermeyelim. Masraf etmeyelim. Anne lütfen bana alır mısın? Alamam. Anne bana neden yine kalem almıyorsun? Ama bu kalemler gayet güzel, kullanabilirsin. Güzel değil, bak şimdi. Bak şimdi. Tamam, kötü değil anneciğim, o yazılabilir durumda. Sen beni sevmiyorsun. Ne alakası var? Evet, sevmiyorsun anne. Bana yeni kalemden bile almıyorsun. Sen beni sevmiyorsun. Ben gidiyorum. Sen beni sevmiyorsun.
Ya gelir misin buraya? Gel, seviyorum tabii ki de seni. Seviyorum. Vallahi seviyorum. Bir gelir misin? Sağ ol. Bana hiç üzülmüyorsun. Üzülüyorum, tamam. Gel. Üçüncü sınava gidince sana yeni kalem alacağım. Tamam mı anneciğim, üzülme. Anne, o zaman kadar yazamam ki. Üzülü doğru düz kalemim yok. O zaman sana bir sürprizim var. Ne? Hiç inanmayacaksın ama ben sana bugün gittim, kalem ve kalemlik aldım. Ver Ömer. Çıkar. Dur bir dakika, şok olacaksın görünce. Göster kalemliğini. Da. Beğendin mi? Evet. İçine bakacağım. Ne zaman aldın bunu anne? Sen bilgisayar oynarken ben koşa koşa gittim, aldım, geldim. O da etiketi, onu çıkaracağım. Anne çok güzel. Güzel mi? Açsana, sen bir de içindekileri görünce şok olacaksın. Anne. Bak. Bak bak, şu silgiye bakar mısın? Baksana Esma Nur. Ay çok güzel. Ve içine başka neler var. Bak şey, kalemleri aldım. Bak, uçlu kalem istiyordun ama bunlar çok güzel kalemler. Lütfen kırma ve kaybetme. Çok üzülürüm. Bak iki tane de. Krami. Bakar mısın? Anne sen şaka yapma. Vallahi şaka değil. Var bak, bu ne? Karakteri tanımıyorum. Kim, sen tanırsın kesin. Bak. Hem kalem açacağım hem silgi bu. Evet. Abla. Tada. Al, dondurma istiyordun ye. Bir şey söyleyeceğim. Bakar mısın? Çok tatlı değil mi? Aa, bundan bir tane daha var. İki tane aldım yedek olsun diye. Biliyorsun ben... Ay çok güzel. Beğendin mi sürprizimi? Evet. Güle güle kullanma. Evet. Bir şeyler koyabiliyorsun galiba. Evet. Çok güzel. Güle güle kullan. Bu spor, bu da İngiliz. Artık tertemiz, hep yeni güzel kalemlerim var. Bir şey söyleyeceğim. Bu sefer kalemliğini... Aralarından en sevdiklerimi. Kalemliğini çok güzel ve çok temiz kullanmanı istiyorum. Tamam mı Esma Nur? Arkadaşlar, Esma Nur'a yaptığım sürprizi beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz mutlaka beğeni butonuna basın. Abone olun. Görüşmek üzere. Şimdi buraya çizeceğim. Çizme yavrum. Esma Nur, şu silgilerin tatlılığına, güzelliğine bakar mısın? Sakura yazıyor. Evet, herhalde bunlar Japon silgileri. Sakura çiçek adı galiba. Burada da çiçek var. Burada da sakura yazmıyordu.